Endi o'zgarishlarda o'zgaruvchini almashtirish usuliga doir quyidagi misollarni ko'rib chiqamiz. Bu yerda bu metodni qanday hollarda qo'llaymiz? Endi shu sohasida bir ovoz aytib o'tamiz. Masalan, integral ostidagi funksiya qandaydir f funksiyasi ichida g funksiya turibdi va ko'paytiruv aynan mana shu g funksiyasining hosilasi dx. Mana shunday hollarda biz gx ni t bilan belgilasak T, U ya ki başka harf ahamiyeti yok bunun. İkala tamamını diferensiyatla C'x DX ten DT ekenini hasar kılalımız. Neticede bu integral bu da iki örneşi keladı. İntegral F CX'ni biz T ile belgilegenimiz. Demek T'ye bağlı funksiyon hasar buladı. C'x DX bu DT'ye ten. DT'ye teyin. Bana bunu bir sadda bir integralını hasıl kılalımız. Yukarıda görgen misallarımızda bana şu yoldan faydalanın biz hesabladık. Bana yani bu yerde kıyınçiliği ne mede? Bu yerde kaysi funksiye gx talep alış gerek. Bu birinciden, ikinciden hemen integrallarına hem bu yoldan hesabla bulur muydu? Eğer bana şu görünüşte bu olsa bu halde biz integralını bu görünüşü getirip hesablayalımız. Abi yani kuyudaki misallarına görelimiz. Mana bu yerda e'tibor beraylik. Mana funksiyani olib turaylik. Demak, hosil bo'lgan ifoda mana 4 qo'shuv y darajasi x. Uni hosilasi y darajasi x. Demak, birinchi mana 10-chi misolda. Demak, 4 qo'shuv y darajasi x ni, demak, t bilan belgilar ekanmiz. Hosilasini olsak, chap tomonda y darajasi x buni hosilasi ko'paytiruv dx teng dt. Mana buni hosil qilamiz. U holda bu integral teng bo'ladi. Integral y darajasi x ko'paytiruv dx ning o'rniga dt yozamiz. Mahrosini 4 qo'shuv y darajasi x ning o'rniga t yozamiz. Bu logarifm t qo'shuv s bo'ladi. Endi t ning o'rniga mana bu ifodani olib kelib qo'yamiz. Bu ifoda doim musbat, shu sababli modulning o'rniga biz qavs yozishimiz mumkin. Y derece 4 koşu, y derecesi x, bu koşu s. Şimdi kalıp, bana bu integralinin cevabı, bana bu olaydı. Bana bu tekin osal götürmemiz. Bana bu funksiyada, kaysa bir c funksiye, bana x derecesi 4. Bunu hasılasını alsak, 4 x kub. Bana bir de x kub var, x kub hasıl var yaptı. Demek x derecesi 4 ile t ile belgileyimiz. 11. misalda. T. Hastasını diferensiyel desek iki ila tamamını. 4x kub dx ten dt. Bir de x kub dx ile kapağımız. 1 taksın 4 dt. Oradaki abarıp koyalımız. Bu halde integral ten olada. İntegral. Yani x kub dx'nin o'rniga 1 taksim 4 dt, y derecesi, bu yerda x derecesi 4 t getireyim. Demek y derecesi t köpaytiruv 1 taksim 4 dt. O'zgarmas köpaytiruvchini integral oldiga chiqarib yozamiz. Teng 1 taksim 4 y derecesi t qo'shuvsi. T ning o'rniga endi x derecesi 4 ni olib qo'yamiz. 1 taksim 4 y derecesi x derecesi 4 koşulsa ve bana bu cevabını hasıl kılalımız. Ne var tekin soru götürmemiz? 12. Bu yerde logaritmin hasılası 1 taksim x olalım. Biz bunu bulalımız. Logaritmin x'nin hasılası 1 taksim x. Demek bir yerde logaritm x'ni t bilan belgilash kerak ekan. Bu halde mana bundan faydalanıp ikkala tomonni diferensiyallasak 1 taksim x dx teng dt bo'ladi. Bu halde bu integral teng bo'ladi. İntegral logaritm kvadrat. Demek t'ning kvadratı. 1 taksim x dx. Mana buni o'rniga biz dt yazamız.
Demek t kvadratın ortak yazamız. T kvadrat dt. Bunu asanlaşıyor. İntegral yazalımız. T derecesi 3, taksım 3. Yani 1 taksım 3, t kub. Arıyorsa. Ve nuhayet t'nin oraya logarifimi x'ni alıp gelip yazalımız. 1 taksım 3, logarifim kub x, arıyorsa. Şimdi bu integralin cevabı bana bu funksiyaya iken. 13. misal götürmemiz. Bu yerde bana kosinus, kosinusun hasılası sinus x. Demek 13. misalda kosinus x'ni kendiler tabirlerine belirledik. Diferansiyallayımız minus sinus x dx teyin dt. Sinus x dx'nin örneği minus 1'e köp aytırırsak demek minus dt gelip çıkardı. Minus dt'ni yazalımız. O halde integral teyin buladı. Minus dt taksın 1 koşu kosinus'un örneği t yazalımız. T kvadrat. Minusunu integral aldığı çıkarıp yazalımız. Minus integral dt taksın 1 plus t kvadrat. Minus, bu cedvalda var. Bu arktangeniz t getin. Yani t'nin oraya kosinus x'ni alıp verip koyalımız. Plus s minus arktangeniz kosinus x plus s. Şunu da yakalıp bu integralin cevabı ona bir ifade olarak yani.